Merhabalar sevgili Tuna Tüner. Merhaba. Soru şu. Hı. Neden sevgilim olmuyor? Senin? Bu <laughs> çok açık genel. değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Gidiyorum. <gülüyor> e, genel diyelim. Hı. E, herkes bir sevgilisi olsun ister tabii. E, tabii ki. E, şimdi neden sevgilisi olamıyorsa bir insanın... E, ...bunun bir takım sebepleri var bir tanesi şu bir kere son ilişkiyi atlatamamak en önemli etki bu üzerinden 6 sene 7 sene dahi geçse insanların çoğu eski ilişkilerini halledemiyorlar ee, burada bir şey daha e, önemli bulduğum için ekleyeyim bu unuttum kalıbı var işte ben x kişiyi unuttum unutmak ben hiç e, uygun bulmuyorum bu kavramı insan unutmaz Unutur da eski sevgili anılar, birikmiş şeyler e, unutulabilecek şeyler değillerdir. Halledilecek şeylerdir. Sen onun orada olduğunu bilirsin, yaşadıklarını da görürsün ama bir mekanizma var onu çalıştırırsan ki biz insanlara destek veriyoruz o konuda, o iş hallolur. Güzel anılara mı sahip çıkmak lazım? Bir kere bitirmenin çok kaliteli olmasından söz ederim ya ben sürekli. Hani noktayı koy boşluk bırak büyük harfle başla diye. O noktanın kalitesi çok önemli. Boşluğun kalitesi çok önemli ki biz yeni bir şeye büyük harfle başlayabilelim yeni bir cümleye. Ee, burada e, ne olursa olsun bu insanlar bir şekilde birkaç sene neyse beraber oldular. Bu bir kere saygıyı hak eden bir şey. Bizim toplumda bir hastalık var ya yani daha önce hiç kimsenin sevgilisi olmamış gibi bastıra bastıra yokmuşçasına hiç ya hiç anılmaz isimleri ya da sürekli böyle ısıtılır ısıtılır insanların önüne getirilir. Ya bunu halletmek lazım. Hepimiz bir şekilde birilerinin eski sevgilisiyiz. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Hani daha önceki videolarımızda var ya kaliteli vedalar. Kaliteli vedalar ve kabul etmek, onaylamak anlamına gelmez. Sana hak veriyorum anlamına gelmez ama senin olayı halletmeni sağlar. Peki bundan bahsetmiştik kaliteli vedalardan. Hı -hı. Eski ilişkiyi halletmekten. Hı hı. E, bir de gelen sorulardan toparladığım... ...bir türlü uzun süreli ilişki yaşayamamak... E, ...yaşı çok küçük olmamasına rağmen... E, ...uzun süreli ilişkileri yürütememek gibi... ...bu anlamda e, sağlıklı ve kaliteli ilişkiler kuramamak. Hı hı. E, biraz bundan bahsediyorum. Neden insanlar ilerleyen yaşlarına rağmen uzun süreli ve kaliteli ilişkiler kuramazlar? Ya bana sorarsan aslında biz kendimizi pek tanımıyoruz. Ee, baştan bir hata yapıyoruz. Hani benim sıklıkla verdiğim bir örnek vardır ya gömlek örneği. İlk düğmeyi yanlış iliklersen diğer hepsi de yanlış olacaktır diye. Yanlış kişiye gidiyoruz. Yanlış kişiye gitmenin de iki temel sebebi var. Ya geçmiş ilişkiyi halledememek ...ya da daha doğrusu ya da demeyeyim... ...ve veya diyeyim... ...anne babaya kilitlenmeyi çözmemiş olmak. Bu ikincisine gelmenizi bekliyordum. <laughs> Peki. Şimdi biz öyle veya böyle... E, ...cinsel kimliğimizi oluştururken... ...içinde yaşadığımız... E, ...ortam itibarıyla, ...hinterland çevre itibarıyla ...anne ve babamız onunla beraber... Kadınlık ve erkeklik ve ilişki ve evlilik ve çocuk sahibi olmak ve ebeveynlik gibi kavramları da geliştiriyoruz ve bakarak, duyarak bunları geliştiriyoruz. Dolayısıyla büyüdüğümüz zamanki partner seçimimizde kesinlikle ve kesinlikle öyle veya böyle babamızdan veya annemizden izler taşıyoruz. Burada da ya anne babayı değiştirmeye çalışmak ya onlardan daha iyi kaliteli bir ilişki kurarak onlara mesaj vermek. Ya da onlarda bozuk olan, eksik olanı reanime ederek başka bir kişiyle başka bir ortamda canlandırarak yeniden onları daha iyi hissetmeye ve onlara duyduğumuz gizli sad sadakati göstermeye çalışıyoruz. Ve heba olan bir gençlik veya ömür oluyor. Baştan doğru insanı seçmek lazım. Burada da bir takım kriterler devreye girer. Ben şimdi böyle YouTube'da olduğu gibi böyle benden öyle şeyler beklemiyorsun, değil mi? Yok yok beklemiyorum. Heh, eyvallah. Yoksa çok kızıyorsunuz hocam. Yani kavuk kaynıyor diyorum ya YouTube'yu açsınlar baksınlar işte. Ee, burada temel olan şey şu kendini tanıyacaksın. Ve en temel şey şudur dinamiğin bir ilişkinin. Bende eksik olanı onda görmem lazım. Ondan kendime tamamlayabilmem lazım. Ve tercihen ve inşallah bende olan şeyler de onda bir takım eksikliklerdir. Ben de ona bunları katabileyim. Bu ilişki ilişkidir. Bu eksiklikleri tabii ki tek başımıza keşfetmemiz Hı -hı. biraz zor olacaktır. Hı -hı. Ya da keşfetmek için neler yapabiliriz? Anne babamızla olan ilişkimize ya da onların ilişkisine nasıl yaklaşmalıyız? Ya kolay ya da zor demeyelim istersen buna. Bu kendinle biraz vakit geçirebilmek demek. Biraz tefekkür edebilmek demek. Biraz geriye çekilebilmek demek. Biraz bir şeylerin üzerine düşünebilmek demek. Hangimize, şimdi biz İstanbul'da yaşayan insanlar olarak... İstanbul'da yaşayanlar ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaklar. Hani bir karşıdan karşıya geçtiğini üstüne ha vapurla. İşte Beşiktaş'tan Kadıköy'e. O vapurun küpeştesine oturduğun zaman işte martıları simit atma hallerimiz var ya bizim. Orada bir kendinle bir 15-20 dakikalık bir yalnız kalışın var. O bile iyi gelmiyor mu? Gelmez mi? Biz o kadar kalabalık doldurduk ki şehirleri, dakikalarımızı, alanlarımızı kendimizle vakit geçiremiyoruz. Ben kendimi tanıyacağım ki ötekinde bende eksik olanı zaten fark edeceğim. Bu bilinçle yapılan bir şeydi. Zaten kendiliğinden gelişir. E, o kişi de bana baktığında onda eksik olanı muhakkak görecektir. Biz birbirimizi tamamlamak için bir araya geleceğiz. Bak birbirini tamamlamak için bir araya gelmiş çiftlerin ilişkisi uzun ömürlüdür. Ama geçenlerde bir tweet attım. Siz zannetmeyin ki her ilişkiye giren insan, yani genel bir yanılgı vardır. İnsanlar zannederler ki bir insan bir ilişkiye giriyorsa mutlu olmak ve mutlu etmek için girdiğini zannederler. Bazen insanlar bozgun yaratmak için, öfkelerine nesne bulmak için, acılarını çıkarabilecekleri bir kurban bulmak için de ilişkilere dahil olabilirler. Ama örneğin ben annemi kurtarmak gizliden gizliye çok isteyen bir erkeksem, kurtarmak için bir kadın ararım, kanadı kırık kadın bulduğum zaman işte o derim, benim kadınım o Halbuki o da eldivenlerini giymektedir. Cinayet işlemek üzerinedir. <laughs> Beni kurban edecektir. Aslında baktığınızda çok iyi bir eşleşme. Ha süper tabii. Bir e, de şeyle değil mi? Bağımlı. Tabii. E, dolayısıyla ne olur? Ben yine kurban edildim. Yine işte bir kadını sevdim ve karşılık alamadım. Annemde yaşadığım bir kadını kurtaramama halini al bak yeniden yaşadım. Üstüne üstlük bununla yani bu öyle bir bir şey oldu ki artık benim e, izleyicilerim de var. Artık benim şahitlerim de var. Anneme ulaşmaya çalışıyorum. Anne seni kurtarmaya çalışıyorum diyorum. Bunun çeşitli veçelerde işte kadınlarda babalarını vesaireleri işte bu böyle bir silsile olarak devam eder. Dolayısıyla ilişkilere sadece mutlu olmak ve mutlu etmek için değil bazen de zarar vermek için gireriz. Bunlardan arındırdığımızda kendimizi anne baba etkilerinden ve kendi kişilik özelliklerimizi tanıdığımızda o zaman daha self sevebiliyoruz. Ve sevmeye açık olduğumuzda hem auramız hem enerjimiz hem e, bir takım biyolojik etkenler bizi bir ilişkiye daha kolay hazırlıyor. Bunun için hiçbir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Zaten e, hayat bize e, bunu getiriyor. Çünkü insan El er Refik Sümmet Tarik vardır ya ben sıklıkla bahsederim tasavvufta. Önce yolday sonra yol diye. İnsan zaten ötekiyle onurlandırılmış, ötekiyle tamamlandırılmış bir varlıktır. Biz hep aşığın maşuğu vardır. Biz zaten kadınla erkek bir araya geliriz. Yaşamın yapı taşı bunun üzerine. Velev ki görelim, sevelim, onurlandıralım. Son bir şey daha söyleyeyim. İnsanların ilişkilere, uzak durması, imtina etmeleri, uzak durmalarıyla e, alakalı. Bağlanmaktan çok korkuyoruz. Sevmekten de çok korkuyoruz. Benim en üzüldüğüm şey bu. Bana soruyorlar sıklıkla, hocam bu tekamül, tekamül, tekamül okey. ki. Bu tekamülün ana kaynağı nedir? Biz niye tekamül ediyoruz? Onları tepesüm eder ve söylerim ya ben. Biz bir şekilde kendi bilincimizde, sevgiyi anlamaya, tanımaya ve deneyimlemeye geldik. İnsanın her arayışı, her davranışı sevgiyedir. Sevgiyi öğrenmek istiyoruz. O yüzden bir insanı sevememesi ya da o potansiyeli hissetmesine rağmen bunu gösterememesi bana göre yaşamında birinci önceliği olmalı bu işi halletmek anlamında. Çok teşekkür ediyoruz. Bunların üstüne söylenecek pek bir şey yok. O halde aşk olsun, sevgi olsun. Aşk olsun.